Evet, Sayın Ağar, isterseniz sizle başlayalım konuşmaya. Önce ilk izleniminizi ben merak ediyorum. Hani genel anlamda bu saldırı girişimini, suikast girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii kim yaptırdı ve kim yaptı? Bizce en önemli soru bu. Tabii şu an bir fail var, etkisizleştirilen. Ama bir diğer tarafıyla da bağlantısını. Bizim açımızdan son derece önemli konu bu. Çünkü Trump geçmişte bir takım itibarsızlaştırmalara, daha sonra hukuk yoluyla, adalet yoluyla önünün kesilmesine çalışılan ve Amerikan devletiyle ters düşen, hatta o kadar ileri cümleler kuran bir figür ki, hatırlayın lütfen, bence en önemli cümle bu. İktidara geldiğim zaman 50 bin derin devlet mensubunu işten atacağım. Yani müesses nizamı işten atacağım. Trump'la Amerikan devleti arasında büyük bir bakış açısı farkı var. Yani bu olayları yaşamasına sebebiyet veren. Şimdi bununla ilgili olma ihtimali var mı? Yani akla geliyor Serhan. Geçmişte 9 tane suikast girişimi var Amerikan başkanlarına. Bunlardan 4 tanesi ölümle sonuçlanmış, 5 tanesi yaralanmayla sonuçlanmış. Böyle bir boyutu son derece önemli bence. Bir diğer tarafıyla şunu da düşünmek zorundayız. Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki bu siyasi gerginliği ve kırılganlığı gören Amerikan dışı bir aktör, bir güç odağı, bir istihbarat servisi, bir devlet böyle bir işin altında olabilir mi? Bu da akla geliyor. Gelmek zorunda, çünkü bizi de çok ilgilendiriyor. Bütün dünyayı ilgilendirdiği gibi. Bir diğer tarafıyla bir iç siyasi kutuplaşmadan beslenen bir bireysel veya içeriden bir hareket olabilir mi? Bu da olabilir. Çünkü hani olay ilk gerçekleştiği zaman Amerika'daki pek çok önemli hesap bir antifa eylemi olabileceğine dair paylaşımlar yaptı. Bu olabilir. Yani Amerika içerisinde Trump'a düşman ve bir şekilde ateşli olarak mobilize olabilen biri veya bir grup bu işin altında imza atmış olabilir mi? Bir göçmen meselesi olabilir mi? Hani saldırganın profiline bakıyoruz. Evet, demokrat gibi gözüküyor ama geçmişte cumhuriyetçilere de destek atmış. Bağışta bulunmuş bir figür. Hani ilk gelen bilgiler öyle. Bu açılardan bakıldığı zaman bütün bunlar hepsi birer olasılık. Birer olasılık ama bir gerçek var. Hani görüyoruz doğal olarak bunun bir komple olduğunu, bir işte gözlağı olduğunu, itibarsızlaştırma olduğunu söyleyenler var. Evet, bunlar bir bakış açısıdır ama bu bir gerçek suikast girişimi. Şimdi oradaki anlık koşullar, değişken koşullar gerçekleşmiş olsaydı biz canlı canlı Trump'ın beyninin patladığını izlemek zorunda kalabilirdik mesela. Yani çünkü hani kafatasını sıyıran bir kurşun üzerinden komplo kurulamaz. Gözdağı verilemez, mizansen yapılamaz. Yani onu özellikle vurgulamak istiyorum. Son derece gerçek bir olayı bir film sahnesi gibi izlemek zorunda kaldık. Ama kesinlikle bu bir film değil, bir komplo değil, bir gözdağı değil veya bir mesaj değil. Trump'ı birileri ortadan kaldırmaya teşebbüs etti ama başarılı olamadılar. Evet. Yani siz burada bazı komplo teorisyenleri gibi hani kontrollü bir suikast girişimi veya işte oy devşirmek için Trump'ın böyle bir yola başvurması gibi bunları ihtimal vermiyorsunuz anladığım kadarıyla. Oy devşirmek için yani kafanızdan kendinizi vurdurmazsınız çünkü bu son derece kontrolsüz bir ortam, çünkü yani yanlışlıkla tamam yani kulağınızdan değil de beyninizden vurabilirsiniz. Evet, yani, tabii. Yani bunlar da çok, tabii konuşulduğu çok için ona hiç açık kapı bırakmadınız. Peki.